Koronavirüs 8. programında bugün Golden Angels takımıyla birlikteyiz. Dilaver Akaslan hocamla birlikte son şampiyon, Kadınlar Ligi şampiyonu Golden Angels'ı konuk ediyoruz. Bayağı kalabalık bir ekiple birlikteyiz. Siraç Gülerdemir, Aslı Alınca ve Ramina Mamedova bizimle birlikte. Dilaver Akaslan hocamla birlikte. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl gidiyor karantina günleri? Siraç'tan başlayalım. Bu koronavirüs nedeniyle yaklaşık 1-1,5 aydır evlere hapsolmuş durumdayız. Bu durumda siz neler yapıyorsunuz? Öyle başlayalım. Ben kendi adıma söyleyeyim öncelikle. Siraç, özür dilerim. Bir kişi daha geldi. Onu da tanıtın. Bir hoş geldin diyeyim ona da. Ondan evet, sonra devam Dilek de geldi. Dilek, şu an bizi duyabiliyor musun? Londra'ya bağlıyoruz. Dilek, alo Dilek. Pekala, Londra'dan ses alamıyoruz. Tekrar Moskova'ya dönüyoruz. Siraç, sendeyiz. Moskova'ya keşke dönebilsek hocam. Moskova'da patladı maalesef. Ama bunu telafi edeceğini düşünüyorum ben Dilaver Hoca'nın. Başka bir zaman diliminde. Tabii kesinlikle. Kesinlikle yani. İnşallah. Herkes gibi sosyal medyada zaten spor organizasyonları çok yaygın olmaya başladı evde. Biz de aynı şekilde hani o süreci ben en azından o şekilde değerlendiriyorum. Kamp gibi oldu benim için. Bir yerden iyi oldu, bir yerden kötü oldu. Ama iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Ramina ile devam edelim. Takımın önemli oyuncularından Ramina, Golden Angels'ın şampiyonluğunda önemli pay sahiplerinden biri. Sen neler yapıyorsun bugünlerde? Ben de evde oturmaya çalışıyorum. Dışarıya çıkmamaya çalışıyorum ve spor yapıyorum. Çünkü fazla kilo almak istemiyorum hiç. Bir de vermek istiyorum. İyi olursa. Ama güzel yani, normal evde oturuyorum, spor yapıyorum, bir şeyler internetten bakıyorum, müzik, dans falan. Dilek'le ilgili problem mi var Dilaver Hocam? Şu an evet, normal görünüyor. Chat bölümünden yazıyorum ben ona. Bizde tamam. Normal gözüküyor normalde ama yayına geçemedi. Tamam, evet. Onu yayına geçene kadar bekleriz onu, o gelir zaten. Aslı'yla devam ederim. Aslı Alınca. Maç anlatırken de ismini söylemesi de çok güzel bir isim. Aslı Alınca. Sizin maçınızı anlatırken de güzel oluyordu anlatması. Sen neler yapıyorsun bu koronavirüs günlerinde? Erkek takımların çoğu çok fazla kilo alıyor ama siz galiba kendinize dikkat ediyorsunuz. Hepiniz fit görünüyorsunuz. Evet. Herkes olduğu gibi biz de evde kalıyoruz. Herkes gibi. Tabii ki evimizde de sporumuza devam ediyoruz. Aynı zamanda ben beden eğitimi öğretmeniyim. Ben öğrencilerimde de canlı yayın yapıyorum zaten. Oradan spor yapmaya devam ediyoruz yani biz. Güzel. Zor oluyor mu peki? Zoom üzerinden mi yapıyorsunuz? Zoom üzerinden dersen? Yapıyorum. Evet. Çok eğlenceli oluyor. Güzel oluyor. O zaman şöyle sorayım. Aslı Hocam, ülkemizde en sevilen ders hangi ders diye sorduğumuzda genellikle beden eğitimi diyorlar. O hala devam ediyor mu? Evet kesinlikle. Hatta diyorlar beden eğitimi dersi 10 saat olsun. Hani en fazla beden eğitimi olsun. Hiçbir sorun yok onlar açısından. 2 evet. Saat yetmiyor. Aynen. Ve yıllardır da 2 saati biraz daha artırılabilir dediğin evet, gibi. Evet. Güler Demir'le devam edelim. Sen neler yapıyorsun? Sen de evdesin herhalde. Evde değilim Ersin Hocam ben. Hemşireyim. O yüzden bu pandemiyle ilgili çalışmalarımızı hastaneden devam ediyoruz. O zaman bu koronavirüsle ilgili böyle en net bilgileri alabileceğimiz kişi sen gibi duruyorsun. Yani olabilir. İnşallah iyisinizdir. Hani sağlık personellerimiz gerçekten müthiş bir özveriyle çalışıyorlar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Zor oluyor mu sizin için? Neler yapıyorsunuz? Ne tür vakalarla karşılaşıyorsunuz? Biraz koronavirüsten de biraz bahsedebilirsin. Ben şu an çocuk yoğun bakım servisinde çalışıyorum. Hani bize gelen hastalar daha çok belirti göstermeden geliyorlar. Ama biz çocuk da direkt hani belirti göstermese de ailesinden kapabileceği için tam kamuflajlı bir şekilde gidiyoruz çocuklara.
Yani hastanede şu şekilde yaralar, işte bu hani sosyal medya paylaşılan, yani bir 5 dakika o maskenin içerisinde, kostümün içerisinde bulunmak insanın böyle çok zarar verici bir şey olduğunu hissettiriyor. Gerçekten nefes alamıyoruz o 5 dakikayı giydiğimiz zaman, bir saat nefes alamadığımız durumlar oluyor. Yani çok zor bir pandemiyle karşı karşıyayız. Yani bizim sağlık çalışanları olaraktan 24 saat çalışıyoruz. Sürekli aktif çalışıyoruz. Sürekli zorluklarla çalışıyoruz. Ama güzel bir sonuca ulaşacağımızı düşünüyorum. Bence durumlar iyiye gidiyor ülkemizde. İnşallah biz de en kısa sürede en az hasarla bu durumu atlatırız diye düşünüyoruz. Dilek gelmeye çalışıyor, bir türlü gelemiyor. Fotoğrafıyla bize eşlik ediyor şu anda. Sesimizi duyabiliyor musun Dilek? Bizi de duyamıyor. Bağlanacak yüksek ihtimalle. Kul sesi geliyor. Hocam? Biz özelden özelden onun kamera ayarlarıyla ilgili bir sıkıntısı var. Ben özelden şey yapıyorum, yazıyorum ona. Tamam. O gelince devam eder, katılır aramıza. O zaman son şampiyonla biraz sohbet edelim. Geçen sezon nasıl geçti sizin açınızdan? Güzel bir sezondu. Sonunda şampiyon olarak tamamladınız. Aslında şampiyon olmasını beklediğimiz takımlardan biri değildiniz. Aslında ligi bitirebilecek takımlardan biri de değildiniz. Aslında devam edebilecek takımlardan biri de değildiniz. Aslında yani, bir takım mıydınız sonra? Aslında takım da değildiniz. Ama şimdi şurada bize bir teşekkür etmeniz gerekiyor. Çünkü golden sonra programına Dilaver Akkaslan hocamı konuk ettim. Oradan da dedim ki Dilaver hocam ya şu takımı gel bir toparla, şu takımı sana verelim falan dedik. Aklına girdik, zorla kabul ettirdik ve Dilaver hocam geldi, takımı bir araya getirdi, topladı. Sizlerin de müthiş çabası, isteği ve özverisiyle bir şampiyonluk geldi. Biraz katkım var diye düşünüyorum. Siz ne düşünürsünüz acaba? Hocam biraz bir bayağı bir katkımız var. Bir de şöyle bir şey, hani siz inanmıyordunuz, biz de o takıma dahil olduğumuz halde biz de inanmıyorduk. Hani bir şey olur mu, hatta Aslı'yla konuşuyorduk, lan gel gitmeyelim boş ver. Bir de o dönem hani bir lige transfer olmuştuk hani takım için. Sonra ben çok hani gözüm almadı, çok uzak geldi bana. Oradan çıkıp tekrar Golden League'e gelip tekrar ki Aslı daha uzun bir süreç bunu devam ettirdi. Hani ben bırakmıştım yine ama Aslı hem maçtan çıkıp bir yandan yani İstanbul'un bir ucundan bir ucuna gelip gidiyordu. Gerçekten fazla bir efor sarf ediyordu. Hem saha içinde hem saha dışında. Hani biz hep böyle ya gitmeyelim boşver zaten bir şey olmaz bu takımdan gibisinden konuşuyorduk. Sonra Göksel yazdı işte hani böyle böyle işte o da pes etmişti aslında hani o da bir şey olmayacak artık dedi. Forma falan yaptırılıyordu hatta formayı bile vazgeçmişti yani. Sonra işte Dilaver Hoca vasıtasıyla işte çok iyi bir hoca geliyor falan filan bize tabii şişiriyor ama Dilaver Hoca hiç öyle bir şey istememiş tabii ki. Hani kendisi hani ben bu takımı alayım gibisinden Göksel bize aktarıyor ama hocaya sorduğumuzda beni diyor zorla bu işin içine soktular. Ondan sonra işte hani bir deneyelim dedik. Yine Aslı'yla kafa kafaya verdik. Gidelim mi yapalım mı ki ben gittim. Aslı yine yok dedi. Sonra Aslı'nın bir şekilde aklına girdim. Kabul etti. O olmasa hani şöyle benim ekürüm gibi yani. O olmadıktan sonra zevk almıyorum yani. Yenilsem de bazen bazı maçlarda yenilirsiniz ama keyif alırsınız. Zevk alırsınız. Evet. Aslı olmadığı zaman ben galip gelsem de keyif alamıyordum. Yani onun gelmesi lazımdı, onun olması lazımdı. Sonra işte Dilaver Hoca ile falan Aslı'ya gelip bir tadına bakınca ortamın tamam dedi, yürüyelim dedi. Sonra da güzel oldu yani biz hiç tahmin etmiyorduk. Bir de hocam kupalar her sene büyüyor. Yani böyle biraz daha büyüğünden bir köşem kaldı oraya bir büyük kupalar istiyorum gelecek sene. Hani biraz daha büyütürsen hocam kupaların boyutunu iyi olur. Şimdi müsaade ederseniz ben biraz söz alayım. Malum golden sonra programında bana bir böyle emir vaki yaptıktan sonra maçlarını izledim. Oyuncuların takımı izledim. Şut çekerken ayakkabısı çıkan 5 kişi hücum edip defansa bir kişi bırakan bir takımdı. Aman Allah'ım dedim ne yapacağız? İşin şakası bir tarafa. Yani bu şampiyonlukta Ersin Hocam başta sen olmak üzere peşinden Göksel olmak üzere herkesin çok büyük emeği var, çok büyük katkısı var. Yani işte
ta işte Beylikdüzü'nden senin evinin oradan maçtan çıkıp öteki maça... Evet, yani, Aslı değil mi? Evet, evet. Evet. Kartal'daki maça yetişmek için... Benle Aslı Tekirdağ'dan geliyorduk Maltepe'ye. Doğru. şimdi hepsinin yani birebir yani teker teker hepsinin bir tanesini çıkartın şampiyon olamazdık eminim. Bakın bunu çok samimi söylüyorum ama Sirac olmasaydı bizim şampiyon olma şansımız yoktu. Ve kupa da o yüzden onda zaten. Çünkü hem kendisi futbolcu olarak yani yetenek anlamında çok iyiydi. Hem işte takımın Alex de Souza'sıydı. Yok öyle. Gerçekten öyle. Ama koşmuyordu tabii. Ben sana bir söyleyeyim mi hocam? Sirac bizim Borussia Dalton'da oynar Barbaros'un yerine. Barbaros'un yerine oynamam da hocam. Barbaros'la oynarım. Yani tek eksiği falan vardı. Koşmuyordu. Onu biraz dürttük. Ama onun ötesinde arkadaşlarını topladı. Diğer arkadaşlar geldi. Bırakmak üzere olan arkadaşlarımı ikna etti. Yani o olmasaydı şampiyon olamazdık. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim kendisine. Ama bir daha bir şey daha söyleyeyim. Yani bu hani kalecisinden forvetine kadar bütün oyuncuların çok ciddi emekleri var, fedakarlıkları var. Ama Sirac'ın fedakarlığı çok daha farklıydı yani. Düşün hocam hem işsizdim hem de maça yani, geliyordum. Evet evet evet. Yani hocam beni bu takımla en çok uğraştıran kişi Aslı'dır. Yani çok fazla dil dökmek gerekiyor. Kendisi böyle sever öyle şeyler. Beni ikna edin. Beni çok yordu hocam o konuda. Yani geleceksin ben gelmek istemiyorum gibi tantana yaparsa bundan sonra artık siz konuşursunuz. Evet. Siz mücadele edersiniz. Yani şöyle Aslı'nın da Sirac'ın da şeyi var. Bir şansı vardı. Zaten oynuyorlardı. Yani bir maçtan çıkıp öteki maça gelmeleri falan gerçekten sıkıntılıydı. Ciddi emek harcadılar. Sonra da güzel bir hava oluştu takımın içerisinde. Yani başta ya ne olur bu maçı kazanır mıyız havasındaki olan takım bir anda bizim de özellikle yurt işin biliyorsunuz Golden League'in yurt dışı ayağıyla alakalı motivasyonumuz sonucunda herkes işi biraz daha ciddiye aldı. Biraz da şanslıydık işin doğrusu. Diğer takımların içerisinde de sıkıntılar oluşmaya başlamıştı. Şampiyonluğa aday diğer takımlarla. Bu bizi bir anda istediğimiz seviyeye yaklaştırdı. Oyuncuların yetenekleri ve nerede oynamaları gerektiğiyle alakalı ufak bir dokunuşla zaten gerçekten bir şampiyon takım çıktı. Hepsini tebrik ediyorum. Yani bizim, şöyle söyleyeyim, benim bu takıma bir faydam olduysa tek faydam olmuştur. Takımın bir araya gelmesini sağlamak. Onun dışındaki bütün başarılar takımın oyuncuların tamamına ait. Gerçekten müthiş bir performans sergiledi takım. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi biz erkekler liginde yılda iki sezon yapıyoruz. Açılış sezonu, kapanış sezonu. Ama kadınlar liginde bunu yapamıyoruz. Çünkü çok yıpranıyoruz bir sezonda. O yüzden haklısın. Yılda iki sezon yapamıyoruz. Bir sezon başımızı dinliyoruz. Bir sezon yapıyoruz. yani işin şakası bir yana gerçekten kadınlar ligini çok seviyoruz. Bizi biraz elbette yoruyorlar. Ama hanımefendiler bizi yorabilirler. Sıkıntı yok. Onda bir problem yok. Onun dışında biz çok keyif alıyoruz Kadınlar Ligi yapmaktan dolayı. Golden Angels dışında da katılan tüm takımlarımıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz canı gönülden. Katıldıklarından dolayı, performans gösterdiklerinden dolayı hepsine de teşekkürlerimizi buradan da iletmiş olalım. Ramina'ya bir soru sorayım. Ramina sen maça çıkarken ön hazırlık başlaması ve maça çıkması, maçtan çıkması tahminen ne kadar sürüyor? Bana sormuyor bakın. Sadece benim daha uzun sürüyor hocam. Öyle mi? Yani önce Ramina'ya sorayım dedim oradan devam edelim. Sonra Sirac'a da soralım. Ramina konuşsun. Yok ben konuşmayayım sen söyle. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Seda'nın hazırlanması daha uzun sürüyor. Çünkü o saçları bir köpükleyecek, o saçları spreyleyecek, böyle dikecek o saçları. Onun hazırlanması hepimizden daha uzun sürüyor. Bunu söyleyebilirim. Buradan bu arada Kadınlar Ligi takımlarımıza şunu söyleyelim. Hani bizim maçla ilgili süremiz 1 saat. Yani bu 1 saat dışında bizi çok yoruyorsunuz. Yani maç öncesi son
bayağı uzuyor yani. O yüzden biraz dikkat etmek gerekiyor. Hocam ben bir şey daha söylemek istiyorum. Maç süreleri mesela hani bize çok yetersiz geliyor. Mesela 50 dakika hani bunlar çok az süreler. Arttırmayı düşünüyor musunuz? Ya Allah aşkına bırakır mısın ya? Ya 50 dakikanın zaten 35 dakikasını yani sahada durarak geçiriyorsun, yürüyerek geçiriyorsun. Hocam sen benim takım hocamsın. Hocam katılıyorum size. Aynen ben de. Allah'ım yarabbim. Ya sence 20 dakika hocam olsa yeter. Zaten yaptığın bir şey yok yani olduğun yerden bir iki çalım atıp uzaktan şut atıyorsun, gol oluyor. Ne yapacaksın 50 dakikayı? Hocam zaten koşarak oynamaya gerek yok ki. Eğer kafan çalışırsa durarak da oynarsın. Başkalarını koşturuyorsun değil mi? Aynen. Koşacak. Yani başkalarını koşturuyorsun dedim, başkaları gereksiz koşuyor. O zaman biz de durarak oynayabiliriz ama bilmiyorum ne olacak. Hemen üstüne alındı. Neden? Çünkü ben koşuyorum. Evet yani bir bakıyorsun stoperde, bir bakıyorsun forvette. Forvetteyken sen topu kaptırıyorsun, tekrar geriye koşuyor, topu kurtarmaya çalışıyor. Yani. Ersin hocam, hemen Barbaros'la görüşmeleri ayarlayalım mı zaten sonra? Transfer. Direkt Borussia'dan. Sen Borussia Dalton'un orta sahasına ilaç gibi geliyorsun çünkü onların orta sahası yok. Valla bu konuda... Birazdan Göksel geliyor kendisine söylüyor. Hayır bu konuda... Gerçekten bak bu konuda aynı fikirdeyim yani. Yani çünkü pas yapacak oyuncusu yok Borussia Dalton'un. Bence ideal yani. İlk defa Dilaver hocamla aynı fikirdeyiz. Futbol fikirlerimiz ilk defa örtüştü. Yok futbol fikirlerimiz genel itibariyle örtüşüyor. Senin futbolculuğun konusunda anlaşamıyoruz. Hak kendinde de sıkıntı yok. Hocam Borussia Dalton'u yani burada yönetmem şu anda. Orta saha erkekler de orta saha bana ağır gelir hocam. Ya yani. Yok ağır gelmez ben sana söyleyeyim. Zaten sana kimse dokunmayacağı için çok rahat bir mücadele sergilersin yani. Ersin hocam Göksel geliyor mu? Gelecek mi? Katılacak mı programa? Göksel geliyor. Attım kendisine. Geliyor. Tamam çok iyi. Göksel'in de bu sezon özellikle son sezonda Kadınlar Ligi ile ilgili emeği çok fazla. O da bize katılıp birkaç cümle etsin istiyoruz. Ya ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun yani bir defa ne kadar zor olduğunu gördük. Yani yeni sezonda falan böyle bir şey sorumluluk almaya gerek yok değil mi? Yani yeter artık bu kadar zaten. Yani zirvede bırakmak istiyoruz gerçekten. Ya şimdi şöyle yani gerçekten biz Kadınlar Ligi yapmak istiyoruz. Fakat hani buradaki arkadaşlarımız da çok iyi biliyorlar yani o araya getirmek çok zor. Yani şimdi biz tek tek takımlarla muhatap olmamız gerekirken tutup bir de oyuncularla bireysel olarak da muhatap olmak zorunda kalıyoruz. Yani erkekler değil kadınlar. Hani işi olan olabiliyor, evli olan olabiliyor, çocuğu olan olabiliyor. İşte farklı bir sürü etkenleri olabiliyor. Erkeklerin köle değil öyle çıkıyor geliyor direkt yani. O çok problem olmuyor. O yüzden hani Kadınlar Ligi'nde hani takım kurmak, takımların sahaya gelmesi, takımların kendi içinde organize olabilmesi bile çok uzun sürüyor yani. O onu ikna edecek, yani öbürü onu ikna edecek. O gün gününde için olacak. Aynen yani o gün keyfi yerinde olacak. Bir de o da var yani. Morali bozuk olmayacak, canı sıkılmayacak, kimse onu sinirlendirmiş olmayacak vesaire vesaire vesaire. Bunları da biz hepsini sağlayamıyoruz maalesef yani. Bizim takımı toplayana kadar zaten 10 tane düğün kurardık. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Güler'e soralım. Kadınlar Ligi'nde kaleci olmak nasıl bir duygu? Kaleciydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum ben. Yok hocam. Doğru hatırlıyorsun. Ben bir söz alayım. Yani hep söyledim biraz önce de. İşte şu olmasa şampiyon olamazdık diye ama yani bir daha söyleyeyim. O olmasaydı şampiyon olamazdık yani. Evet. O bir gerçek. Evet. Kesinlikle. Biraz geçen hocam da kaleci olduğu için yani bir katkısı oldu mu Güler sana? Eldiven verdim sadece. Eldivenle ilgili bir katkım oldu. Onun dışında başka bir şey olmadı. Hocamın eldiveni bile uğurlu geldi. Ben konuya şöyle gireyim. Yani kendi boyumdan kaynaklı olarak söyleyeyim. Kale boyutlarının küçük olması, işte bayanların kale şutlarının daha biraz zayıf olması tabii ki bir bayan kaleci için daha kolay bir kolay durum oluşuyor. Normalde ben kaleci değildim. İşte 3 yıldır bir kalecilik şeyim var.
yani ben biraz cüsseme bağlı olaraktan böyle daha başarı sağladığımı düşünüyorum. Ama her şeye rağmen çok güzel bir şey. Ersin Hocam. Lütfen. Geçen, yani bundan önceki Golden League'de oynadığımızda zaten herkes tanıyordur. Bahar abla vardı. Bahar Özgüvenç. Evet. Kendisi mesela çok iyi bir oyuncudur ki ben de futbolculuğunu çok beğenirim. Ki Marmara dönemlerinde çok ufaktık, hani biz onlarla beraber yetiştik. O sene Anka'da oynamıştı. Bahar Hoca'nın profesyonel futbolculuğunda da ben iki kez maçını yönettim yani. Bahar Hoca'yı iyi biliyorum. Çok yetenekli bir oyuncu. Lüleburgaz'dayken mi? Evet, evet. O dönem evet biz de rakip olarak oynamıştık. Mesela kendisi de diyor hani kadın futbolunda olsun Golden League'de çok iyi olmasına rağmen çok başarılı bir süreç geçirememişti. Yani tek başına bir şeyler yapamazsınız ki ben de tek başıma bir şeyler yapamam ki Aslı'nın olmadığı dönemde, işte diğer arkadaşların olmadığı dönemde, Güler'in olmadığı dönemde hani ben de tek başıma bir şey yapamadım yani. Aksine fazlaca bir skor ortaya çıkmıştı. Yani kaleci olsun, diğer arkadaşlar olsun, hani futbol hep beraber oynayabileceğimiz bir oyun. Hep beraber bir başarı elde ederiz. Ben sadece kendimin, tamam benim de etkim tabii ki vardır ama ya hepimizin %1 diyeyim yani. Hepimizin %1 bir etkisi vardır ki benim için mesela ben maçların daha çok Ümraniye'de oynanmasını istiyordum. Çünkü Ümraniye'deki atmosfer, Ümraniye'deki ortam daha güzeldi. Yani bizi daha, maçlarımızı daha keyifli hale getiriyordu. Mesela onun da %1 etkisi vardır. Her şeyin bir etkisi vardır. Yani ben sadece kendimi görmüyorum. Güler'in olması bizim için çok çok büyük bir artıydı. Aslı'nın olması, Ramina'nın olması, diğer arkadaşların olması, sonradan bize Deniz'in katılması. Ya bunlar çok büyük bir avantajdı bizim için. Dilaver hocamın olması. En son söyle, en son söyle. Tamam. Söylemeye gerek bilmiyorum hocam. İsterseniz Aslı hocamdan yavaş yavaş son sözlerini alalım. Onu beden eğitimi dersine doğru uğurlayalım. Evet. Öğrencileri çok fazla bekletmeyelim. Aslı hocam bu sezon başarılı bir Kadınlar Ligi geçti. Hani kötü başlayıp iyi bitti. Şampiyon oldu. Hani yeni sezonda tekrar bir Kadınlar Ligi organizasyonu gerçekleşirse yine bu takımla yine mücadele etmeyi düşünüyor musunuz? Onun dışında başka söylemek istediğiniz varsa onları da alabiliriz. Bu takıma Seda getirdi beni. Dediğim gibi bir de Beylikdüzü'nden hani kalkıp bu, o taraflara gelmek benim açımdan tabii ki çok zor oluyordu. Ama bunu yaptım. Yani Seda sayesinde yaptım diyebilirim aslında. O beni sürekli arıyor, mesaj atıyor. İşte gel şöyle yap, çok güzel olacak, her şey güzel olacak falan diye. Alıp gelenlerde bir sıkıntı yok. Bir dakika hocam, söyleyeceğim bir dakika. Burada Dilaver hocamın da payı çok büyüktür. Beni geldi ta Beylikdüzü'nden alıp karşı tarafa maçı götürmüştü. Ona da buradan ayrıyeten çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Tabii ki tekrar bir lig olursa bu takımla ben katılmak isterim. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Dilaver hocamı çok seviyorum. Teşekkür ederim. Bana da bir şey söyle. Seda'yı en çok seviyorum. En çok beni seveceksin tabii. Evet. O zaman ben buyur hocam. Evet evet. Yani sana yavaşça müsaade verelim. Sonra Esiraç takım üstündeki arkadaşlıktan bahsetsin biraz. Tamam. O zaman Aslı hocam teşekkür ediyoruz. Kendinize teşekkür iyi bakın. Ederim. Öğrencilerinize selamlar. Siz de. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun, katıldığın için. Evet, takımın en önemli oyuncularından Aslı Alınca'yı uğurladık ve takımın bir diğer önemli oyuncusu Siraç'a geçiyoruz. Sizin ben futbolunuzu gerçekten çok beğeniyorum. Özellikle Ramina, Siraç ve Aslı'nın hani saha içerisindeki o müthiş uyumu çok hoşuma gidiyordu. Yani o güzel paslaşmalar, işte verkaçlar, attığınız goller, hani beraber bir hücum etme ve beraber bir defans yapma gibi bir alışkanlığınız oluşmuştu son maçlara doğru. O da çok keyifliydi. Yani size kolay kolay diş geçirecek bir takım yok gibiydi. Bu ne kadar sürede oluştu? Daha önce bu ekip hep beraber bir arada oynadınız mı siz? Şimdi hocam biz daha öncesinde Womanchester'daydık zaten. Ya biz o takımı da gerçekten evet, çok seviyoruz.
Ki biz aslında o takım hani bu sene imkanları olsaydı hani hepsinin dediğiniz gibi aile, iş vesaire ki bizim Womanchester'da ekibin çoğu Güler gibi sağlıkçıdır. Yani sağlık veya işte bu tür şeylere vakit ayırabilecek zamanlı olan arkadaşlar değil ki Burcu abla vardı geçen sene kaptanımız. Onun da işte eşi, aile ortamı vesaire çok buna müsaade etmedi. Womanchester olarak katılamadık. Hani biz de zaten hani onlar katılmıyorsa zaten hani çok fazla iletişim kurduğumuz bir ortam değil. Hani onlar katılırsa evet biz de onlarla beraber katılıyoruz. Bu sene de Angels olarak hani Göksel'in vesilesiyle onun dediğiniz gibi emeği çoktur. Hani o ulaştı bize. Onunla beraber hani böyle bir katılım gösterdik. Onun dışında Aslı'yla bizim tanışmamız yani çok enteresan. Aslı'nın lisanslı olarak bir geçmişi yok. Yani Aslı'yla ben bir arkadaşım vesilesiyle Çanakkale'de okuyordu Aslı. Çanakkale'de tanıştık. Orada bir halı saha maçında tanıştık aslında. Aslı spor lisesi mezunudur. Futsal daha önce oynamışlığı var. Hani futsalda bir geçmişi var. Orada tanıştık. İletişimi devam ettirdik. Sonra okulu bitti işte İstanbul'a döndü. Bir an hani böyle bir takım var mı? Hani oynayayım mı? Gibisinden bir soru sormuştu bana. İstanbul'da bir takıma gitti ama mutlu olamadı. Mutlu olamadığı takım da zaten çok fazla devam edemedi. Sonra işte ben Womanchester'la tanıştım. Hani böyle bir oluşum var mı? Hani nasıl oluyor vesaire. Hani halı saha aktivite olsun diye devam ettik. Aslı'yı çağırdım. Sonra Mersem bu tarz organizasyonlar varmış ve bunlara katılıyormuş takım. Biz de katıldık. Ama şöyle bir şey, biz Aslı'yla evet ilk o halı saha maçında tanıştık. 2016'daydı sanırım. 2016'da tanıştık. Ama hani gözümüzü bağlasanız Aslı'yla o kadar uyumlu oynayabiliyoruz. Yani Aslı'yla gerçekten oynamaktan çok keyif alıyorum. Yani dediğiniz gibi verkaçlar olsun. İşte geriye dönüş olsun. Yani çok iyi anlaşıyorum. Biraz da futbolu gerçekten bilmesinden kaynaklı. Ve hani... Zaten şöyle bir durum var. Bir önceki sezonda da oynadığınızda da aklımızda kalan birkaç oyuncudan biriydiniz zaten. Bu arada Göksel gelmeye çalışıyor. Göksel geldi. Şu anda sesiyle alakalı bir sıkıntı var. Onu da çözer sanıyorum. Tamam. Göksel onu çözecek. Yani geçen sezonda da yine aklımızda kalan hani özellikle orada izleyen erkek takımları oluyordu. Onlara sorduğumuzda bile hani hep sizi gösteriyorlar. İşte şu takımdaki şu numara, bu takımdaki bu numara diye gösteriyorlardı. Zaten oynadığınız anda dikkat çeken oyuncuların başında geliyordunuz. Ramina'ya bir şey sormak istiyorum. Ramina'nın bir futbol geçmişi var mı? Şu anda da oynuyor mu? Çok böyle bir futbolcu gibi duruyor çünkü. Yok, şu an futbol oynamıyorum. Ama oynuyordum. Oynadın mı? Üniversitede falan katılıyordum oyunlara. Peki. Yani şu anda yayınımız bitmek üzere. Ses bana geriden geldi ama ben tam duyamadım. Üniversite zamanında oynuyormuş. Bu arada Göksel de geldi. Göksel gelsin, ona bir hoş geldin diyelim. Hoş geldin dedikten sonra yayınımız bitmek üzere. İkinci bölüme tekrar geçeriz bir 4-5 dakika sonra. Göksel gelmeyi başarabilirse, an itibariyle başaramadı gibi gözüküyor. Evet, Golden Angels takımıyla ikinci programın ikinci kısmına geçerken Barbaros ve Göksel tarafından hücuma uğradık. Bir saldırıya uğradık. Onlar da programımıza katılmak istediler. Çok ısrar ettiler. Israrlara dayanamadık. Tanıyorlar hocam. Barbaros sen yokken Siraç'la konuşuyorduk. Dedim ki Borussia Dalton'un orta sahası yok. Sıfır. Seni onların orta sahasına koysak müthiş katkı sağlarsın. Bir dakika nasıl sıfır ya? Bir saniye şimdi. Niye bize laf sokuyorsun şimdi? Evet yani sıfır demeyelim de biz ona. Barbaros şöyle bir şey geçti hatta. Yani Barbaros'un yerine oynarsın dedi. Hani şey değil. Ben Siraç'ın yanımdayım. Ya, sol açıkta. O orada takılır, ben ona top çıkarırım. Biz öyle daha ne dedin? Sen ne dedin kral? Söyle. O beni asla gömmez. Evet, Barbaros'un yerine değil de Barbaros'la beraber oynarım dedi. İşte bak, ay, yanlış. Yani, kalp kalbe karşı abi. Yemeyiz biz bu numaraları.
yanlış kurma hocam. Barbaros'u kimseye yedirmem dedi. Ha, bir de öyle bir şey var, doğru. Ersin Hoca'nın olayı o zaten. Ya bana kaç çıkarıyor ya da beni gömüyor bir yerlerde. İnsan sevdiğiyle uğraşıyor. Bu arada Borussia Dalton'un forveti de yok. Ramina da forvet oynar. Aa, Ramina tam bir sol bek bence ya. Harbi mi? Nerede oynuyor Ramina? Onu izlemedim. Ya yok yok. Ya şimdi ben hemen kusura bakmayın müdahale edeyim. İşte Göksal Rami'yi sol bek oynattığı için takım küme düşmek üzereydi. Ben aldım. Tam olarak öyle değil. Tam olarak öyle değil. Yok, ben orada da bence. Kumadan da aşağı düşüyordum. Yani. Ancaz'da gerçekten Dilaver Hoca'nın katkısı çok büyük oldu ya. Yani birdenbire geldi ve takımı topladı. Hemen çeki düzen vardı. Gerçekten. Dilaver Hoca'nın işi o zaten. Erkan Hoca bitiriyor, o geliyor. Sen bitiriyorsun, Dilaver Hoca geliyor. Ya, sıra Dalton'da kanka, seni alalım kenara. Evet, işin şakası bir tarafa. Neyse yani... Mesut Bakkal, Hikmet Karaman. Değişiyor sürekli. Sen de Monte'nin başına geçersin. Güven Çağrı da Ersin Hoca'nın yerine geçer. Böyle devir. Sıraç duyulmadı söyledin. Yılmaz Vural gibi hocam, kümeden alıyorsun takımı. Yılmaz Vural şampiyon yapamıyor ama. Vaa, Dilaver Hoca iddialı. Şans vermediler. Biz sana şans verdik. Aynen. Sağ ol be. Yaver Hoca iddialı değil. Kendini kanıtladı zaten canım. Direkt Golden Angels'ı aldı, şampiyon yaptı. Ya eksik olmayın. Teşekkür ederim. Adam zaten futbolun kendisi olmuş. Sen hala kanıtlamışsın. İşin şakası bir tarafa. Gerçekten yani programın birinci bölümünde de söylemiştik. İşte Golden Angels takımıyla alakalı bana bir teklif geldiğinde her şeyin bu kadar güzel olacağını çok düşünememiştim. Gerçekten çok değerli insanlarla, çok değerli kardeşlerle tanıştım. Başta Ersin Hoca ve Göksel... Göksel olmak üzere. Çünkü hakikaten takımı tanıma aşamasında çok yardımcı olmuştu bana. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok değerli kardeşlerle tanışmama fırsat verdikleri için. Ne demek hocam ya? Vallahi hepimiz için iyi oldu. Golden Angels güzel yerlere geldi sizin gelmenizle. Dediğim gibi yani ben birinci bölümde de söyledim. Tekrar güzeldir. Yaptığım tek şey takımın bütünlüğünü sağlamak. Onlara bir hedef vermek. Burada hani bütün oyuncular ayrı ayrı değerli. Hepsi çok ciddi katkı sağladı ama yani sırayı sağlam olmasaydı bizim şampiyon olma şansımız yoktu. O yüzden şampiyonluk kupasını da kendisine verdik. Ama ben bir şey söyleyeceğim. Sırayı mermi gibi. Onu kenara ayırıyorum da o takımda abi benim seyir zevki olarak bir tane Aslı. Topçu var. Aslı ya. Aslı. Çok yavaş oynuyor ama inanılmaz düşünerek yani. Hani çok Barbaros böyle... biraz önce buradaydı. Az önce buradaydı ama o beden eğitimi öğretmeni olduğu için ders verecekti. O yüzden ikinci bölümde katılamadı. Aramızda olamadı. Yoksa biraz ben önce onunla tanışmayı çok istiyordum ya. O çok iyi topçu o da. Onu da çok beğeniyorum. Ben de şunu düşünmüştüm. Kızlarla konuşmuştum. Barbaros bir imza günü ayarlarız. Aslı'yla tanıştırırız. Bana uyar ya. Alex Aslı. Hocam biz zaten Sıraç'la konuştuk. Sıraç'la konuştuk biz. Bugünler bitince Dalton'la karma bir maç yapacağız. Abi baksana yabancı... Karma yapmayalım bence ya. Ramina Mehmet Ağlar. Tam Elvir Baliç ekoldü. Aynen. Hocam karma yapalım. Şimdi olur da yenerler menerler. Hiç gerek yok ya. Bir de adamı... Riske sıkıntı. Girmeyelim. Hocam çok yiyoruz. Ya karma yapmayalım. Dilaver Hocam'la ben oynayalım Golden Angels'tan. Hocam olur. Ooo bak bu da güzel. Bak bu da bir güzel. Şey söyleyeyim mi? Bir dakika. Bu güzel. Ersin Hoca bir daha onun karşısına gelsin. Ben bu maçı bekliyorum. Yıllardır Ersin Hoca'yı bekliyorum. Ben her an şeye gitmek üzereydim. Avrupa'ya. Yalnız ben... Hocam, söylerken hocam vazgeçtim. Gel bekliyoruz hocam. Gel. Gel. Gel böyle King Kong gibi bekliyorum o maçı. Gel. Yok, yani ben çok Barbaros'a ve Baran'a yüzden... karşı oynamaya korkabilirim yani. Harbi yapacağız hocam. Tamam. Golden Angels'in çok iyi bir kalecisi var. Bana ihtiyaç yok. O yüzden... Yok yok seni kaleye koyalım demedim. Ben, Dilaver Hocam seni kaleye koyalım demedim. Gölgeni kalede olsun benle size oynayalım diye. Ben oynayamam ki. Kalede bile şüpheli ortada oyunu oynayamam yani. Yok hocam siz hepinden çeviriyorsunuz ben biliyorum. Allah. Yutamadınız. Yani ben oynarım. Daha önce Avrupa yakasında bir asist kralı olduğum bir sezon var biliyorsunuz. Şimdi hemen müdahale edeyim. Dün akşam hakemlerle beraber, Golden'lik hakemlerle beraber bir program yaptık. Bugün yayınlanacak inşallah.
Emek hırsız diye ekip bakıyor. Orada da Ersin Hoca aynı şeyi söyledi. Asist krallığım falan var diye. Allah'ım yani bir video, bir delil, bir şey istiyoruz yani. Böyle lafla olmuyor ya. Bilseydik. Valla bilseydik o yayına da katılırdık ya. Hakemlerle evet, ben o yayına katılmayı çok isterim. Ama hepsi aynı anda sarı kart çıkarıyor ekrana. Işte, ben katılsam. Ersin Hoca'nın asist kralı olduğu iddiası... 6-7 tane asist yaptım. Benden başka asist yapan olmadı. Yani belki de gibi. Sisteme girilmemiştir hocam. Öyle bir şey olabilir mi? Bence. Yok bence... yok şöyle oldu. Hocam ben asist kralı oldum sezondan sonra siteyi değiştirdik. O yüzden site kayıtlar gitti. Ersin hocam de ki ben dün akşam UFO gördüm sana inanırım da asist kralı oldum dersen çok zor. Yani bilmem ya. Yani ben de buna inanamam galiba hocam ya. Vallahi ödülüm de var. Şu an evde değilim. Evde olsam ödülümü gösterirdim size. Böyle ne yazıyor yani. Kendi kendime ödül mü yaptırdım yani? Bu olabilir. Kadar olmaz ki yani. Olabilir. Köpeğim geldi dışarıda. Yani mevzu bahis Ersin Timur'sa olabilir. Her şey olabilir. Ya Sırat, benden önce Göksel'le beraber malum işte takımda Göksel ilgileniyordu. O kara günleri biraz anlatır mısın bize? Nasıl böyle bir kara bulut gibi çökmüştüz? Hocam Sıraç anlatmasın. Ben Sıraç'ın anlatmasına karşıyım. Aynen. Göksel o kara günlerden güzel günlere nasıl geçtik anlat biraz. Göksel askere gitti hocam. İyi günler geldi. Sana yazıklar olsun ya. Hocam bir şey söyleyeceğim. Yani ben bu kadar sahtekar bir adam daha görmedim. Bize Dilaver öyle anlatıyor ki. Tamam bize öyle bir anlatıyor ki. Diyor ki çok istiyor diyor işte diyor şöyle diyor böyle diyor. Ben de hocaya soruyorum. Hocam diyorum çok istemişsiniz sağ olun falan. Kim dedi diyor bunu. Dedim Göksel dedi. Takımı çok istiyor. Hayır video gönderdim size. Hayır hatırlıyorum video gönderdim. Yani o şeyin teklifi nasıl geldiğiyle ilgili son dakika videoyu yani canlı olarak gösterdim yani. Ersin Hoca canlı yayında bu, sormuştu. Bu aslında sahtekarlık değil ya. Bu oyuncuları yeni hocaya bağlama şeyiydi. Yani bu olabilir bence. Bunda bir şey yok. Bir şey söyleyeceğim. Güler'le Ramine hiç konuşmuyor hocam. Yalnız Dilaver hocam geldiği zaman ben de o grup yani Dilaver hocamın o motivasyon yazılarından sonra benim de bir oynayası geldi. Vallahi Dilaver hocam aldı aslı gelmeyeceğim diyordu. Aldı aslıyı direkt getirdi ya. Orada şampiyonluk da geldi zaten. Yok. Sıraç ikna etti. Ben sadece işin taşımacılık kısmını yaptım yani. Abi hocam Sıraç'ın ihtiyacı var. Pasları biri atacak ki Sıraç gol atacak. Akıl yani. Olayı çözmüş. Hayır, aslanması olmaz hocam. Hayır mesele şu. Zaten bir 8. oyunumuz yoktu. Yani sahaya çıkabilmek için 7 kişiye ihtiyacımız vardı. O yüzden. Yani Göksel sağ olsun bir tane kaleci getirdi. Hayatı boyunca top oynamamış. Eline top değmemiş. Hocam şey diyeceğim ben getirmedim. Eldekilerden kaleci çıkarmaya çalıştık. Şey mi yaptın Göksel? Kareye kim geçer dedik. Hani biri geçti işte. O ne oldu yaptın? Kozyatağ metrosuna gidip bir kale var mı dedin? Nasıl oldu? Abi yok zaten takımda 7 kişi vardı. Zaten o ara takımda 7 kişi vardı. Biri kaleye geçecekti. Geçti yani. İki kişi ayrıldı takımdan. İki tane kilit oyuncu falan yaptık. Kilit oyuncu transferi, işte kaleci transferi yaptık, stopere transfer yaptık. Gerçekten takım zaten çok kaliteli oyunculardı. Gelmeyen oyuncular da gelince bir de takımın tabii enkazı işte böyle oyuncuları alakasız yerlerde oynatan Göksel Hoca'dan sonra oyuncular... Hocam enkaz demesek ona biz. Enkaz demeyelim de. Olduk Ramina. Demek santrafor ol be. İleri görüştürmüşsün Göksel. Kulübe arkası oynatsaydı Ramina'yı. Arkada böyle. Kimsenin görmediği yerde. Ya bir şey diyeceğim Barbaros. Sen de stoper oynuyordunuz. En son forvete geçtin işte. Yani bak. Hocam bu Göksel hep böyle. Şu an santrafor benim. İki hafta önce libero oynuyordum kalecinin önünde. Heyecanlı biraz. Beklerim. Şaşırmıyoruz. Evet, Sırat sen gel daha sonra seni de kaleden başlatacağım. Biraz daha kalsaydı Güler forvet oynayabilirdi yani Güler hocam yetişmeseydi. Hocam biraz daha kalsaydık Göksel oyuna gidip Ramine'yi çıkartabilirdi yani. Böyle yok Ramine'yi çıkartmazdım asla. Sen onu sevmemişsin belli niye? Yabancı düşmanlar Sırat, var Göksel. Sırat seni çıkartırdım Ramine'yi çıkartmazdım. Hayır ya Artık Ramine benim. Mısın? Hayır ya Ramine benim top oyuncumdu ya. Lütfen. Yemin ederim sahtekar. Barbaros uzaktan bir şutlar atıyor görmen lazım ya.
Hadi canım abi maç yapacağız zaten. Barbaros'un atamadıklarından mı? Benim atam. Bak hocam iki video paylaşsın burada sokağa çıkamazsın. Bak bak lütfen lütfen bak gözüne bakarak konuşuyorum Ersin Bey. Rica ederim. Gir Instagram hesabım onlarla dolu. Beğendiğinden seç bir tane. Vay vay vay. Bir şey söyleyeceğim Göksel. Madem tabii canım atıyorsun. Bu kadar övüyorsun. En beğendiğin gol hangisi? En beğendiğim gol. Çok güzel soru. Atamadığı gol. Daha henüz atamadığı gol. Ben bunu şimdi burada açıklamak istemiyorum. Lan ben gidiyorum. Sahtekar. Adamın... aç. Biz oyalarız Göksel. Gir Golden League YouTube. Gir. Hayır, Sıraç'ın bir golü vardı. Sıraç'ın bir golü vardı. O güzeldi ya uzaktan. Yediğin en güzel gol hangisiydi? Göksel, Güler'e soralım. Yediğin en güzel gol hangisiydi? Zor bir soru hocam. Ben Güler'i hiç bizden fırsatı yakalayamadım ya. Hocam evet, hiç hatırlayamıyorum ya. Hatırlayamıyorum hocam. Sen yardımcı ol. Ya hocam böyle boş kale attıkları için vesaire. Böyle hepsi sıradan gibi geliyor bana. Güler'den sonra kısımlar. Hayır, ona uzaktan gol atma şansı yoktu kimsenin zaten. Evet. En güzel uzaktan gol benim attığım hocam. Altına imza atarım yani. Hangisi? Bir tane... Hangisi bak. Hangisi diyor farkındaysan. Final maçı. Hangisi bak. Frikik falan da var arada. Eliflere karşı attığımız gol. Evet evet. Tam maçın kopma anıydı. Çok önemli bir goldü o. Yani orta sahanın gerisinden attığı bir gol var. Muhteşemdi gerçekten. Hocam dur şimdi ortalığı şenlendiriyorum bir dakika. Gözünüz görmesin. Yine başladı ya. Bak başka resimler de var Göksel bak. Bak nasıl? İşte bu. Nasıl? Ya bir bu şey sezonda Umut Esna'da şampiyon olmuştu. Sen de bizim bir fotoğrafımız olacak. Ben o fotoğrafı bulamadım ya. Bende var ama benim diğer telefonda kaldı o. Dur bakayım. Burada arka plana çekeyim bak. Telefonu var hocam. Biriyle canlı yayın yapıyor, biriyle konuşuyor. yok bu bilgisayardan açtım ya. Bakalım. Tamam onu bulana kadar Ersin'cim top sende. Siz takılın. Ben yokmuşum gibi. Ya bugün şöyle bir sıkıntı oldu. Büyük ihtimalle internetle alakalı olabilir. Sesler bana çok kesik geldiği için çok olaya hakim olamadım. Evet. Benim sesim net geliyor mu? Evet. Şu an geliyor ama biraz geç algıladığını ben fark ediyorum. Aynen. Maalesef öyle bir şey oldu. Bir yer değişikliği yaptığım için biraz internet altyapısıyla buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum. Neredesin ki hocam? Nereye kaçtın? Yani işte asıl Tekirdağ civarındaydım. Bahçeli evlere geldim. Daha internetin iyi olduğu bir yer olması lazımken daha da kötüye doğru gidiyoruz. Maalesef biraz internet altyapısıyla ilgili. Yani 21. yüzyıldayız artık. buradan farklı yerlere doğru ya gidebiliriz. Bir şey söyleyeceğim hocam. İyi ki sürekli... hafta falan iyiydi de artık iyice darlandım ben ya. Benim acayip top oynayasım var. Değil mi? Vallahi. Acayip bir darlanma hali geldi. Yani fena daraldım kızımla ya. Kızımla evin içinde oynuyoruz ama sürekli zarar veriyoruz evin içine. Yani. Ne yapalım? Vay takım. Ya, ne güzel. Aynen. Güzel. Takım zaten. Sol baştan sayalım mı hocam? Hep kol kolalar. 22 numara. Çok iyi bir şey koydum. Sıraç saysın Sıraç. Kaptan saysın kaptan. Kaptan say bakalım. Sol baştan. Güler'den başla. Ramina. Efendim, Ramina hala devam mı ediyor bu durum ya? Ramina. Hiç bitmedi Göksel. Hiç bitmedi. Bir şey söyleyeceğim. Ramina burada hangisi? Ramina 22. Ramina burada 22 numara. Evet. Forvet dediniz ya baktım. Abi sahada herkes başka ya. Ben zaten canavara benziyorum. Hiç kendimi izlemiyorum. Sen çok kilo almışsın şey ya. Bu ki aldım bu, ya. Bu Yılmaz Vural mı başınızdaki o mavi mont? Nerede bir mazlum varsa, nerede bir düşmeye oynayan takım varsa onun imdadına yetişir Dilaver Akaslan. Daha
Barbaros arkada gibisinden de sanki Flash TV'de yayın veriyor bak. Hangisi? Şey ha. O Flash TV seviyesi bizim şeyler ya. Arka planlar. Ama gözünüz gönlünüz açılmıştır. O hangi abi, köprü? Geçiş garanti köprü mü Barbaros? Bu, hayır. Bu Amerika'da hocam. Hocam göbeğime bak. Bak kenara çekeyim de göbeğe bak. Vallahi çok kilo aldım ya. Maşallah maşallah. Yuvarlak geziyorum. Vallahi müthiş. Gerçekten. Vallahi füze gibiydik icabında. Evet yavaş yavaş toparlayalım mı? Olur olur sıkıntı yok. Siraj sen de bir tane şampiyonluk fotoğrafı arkaya koy. Dilaver hocam sen koyabilirsin. Siraj ne dedin anlamadım. Barbaros'un tam bana sarılıyor. Barbaros nazire yapmaya çalışıyor ama Barbaros'ların yani Barbaros'ların bir birincilik şampiyonluğu yok. Anca ikincilik şampiyonlukları falan. İkincilik yani. Şampiyonluğunu yani. Son bir dakika kala kaçırmışlığı var Barbaros'ların. Olur olur o da olur. Ne yapayım hocam artık kısmet. Los Galacticos defalarca yenildi. Yani yapacak bir şey yok. Hocam Barbaros'la Göksel'den birkaç soru alalım. Peki evet, Göksel. Tabii kupa ki. Kupa nerede? Önce bir kupayı sorayım. Siraj kupa nerede? Hocam beni yerimden kaldırma. Siraj sen yani Siraj kupayı getirir misin? Kupa görsünler ya. Ama kupanın senin arkanda olması gerekiyordu. Ona göre bir ambiyans yapman gerekiyor. O kadar kupa yaptık ya. Koyacaktım hocam da burası şu anda benim evim değil. Tamam. Üzdü. Dur hocam madem kupa istedin bir dakika ben gözünü gönlünü açayım. Tamam Barbaros gelene kadar programı bitirelim arkadaşlar. Barbaros'un görüntüsünü kapatayım ben şimdi burada. Evet. Yavaş yavaş programı bitirelim istiyorsanız. Hocam kızlara şey soralım. Erkek takımların maçlarını izliyorlar mı? Keyif alıyorlar mı? Hani mesela hangi takımları tutuyorlar? Fanatikler mi? Babadan gelme mi? Bir dakika. Genelde şimdi. Kız çocukları hani babadan etkileri falan merak oluyorlar ya. Onu algılıyor laptop. Şunu bir şey yapalım. Düzeltelim. Evet. Cevapları bekliyoruz. Evet. Golden League'de zaten benim tuttuğum takım belli. Sen de kralsın. Barış bak diyaloğa bile girmiyorum. Dikkat et direkt anladım. Yani. Ama mesela şöyle bir takım, şöyle bir şey var. Bu sene bizi ücra bir yere attığınız için. Hani orada çok çizilmedik. Hani oradaki takımları da çok beğenmedim işin açıkçası. Sadece Ferhatların takımı vardı. Takımın ismini hatırlamıyorum. Hani tesisin sahiplerinden biriydi Drago galiba. Drago Safety. Hani onları biraz izleyebildik. Onun dışında ya Dalton hocam yani başka bilmiyorum ben. İşte duymak istediğim cevap bana bunlarla gel. Evet diğerleri. İzlemiyoruz. Sadece oynuyoruz. Hocam onlar da Daltonlu. Şimdi onlara da soracağım ama ben onları söylüyorum ya. Şimdi sıra hangi takımdıysa Ramina da o takımı tutar zaten. Golden League'de demiyorum sadece hani genel olarak. Neyse. Duymadım. Ne dedin? Sen Ramina'ya bir taktın yani. Hep Ramina'da Ramina yani. Yok ben senden yana diyorum. Yoksa benlik bir şey yok. Benden yana deme. Bunu yayınlayacaklar. Benden yana deme. Deme. Ya siz bir şey demeyin. Tamam mı? Hocam ne zaman başlıyor bu? Ne zaman bitecek bu virüs ya? Artık top oynayalım. Yani Ramazan bayramından sonra başlarız diye düşünüyorum ama bakalım yani şu an. Peki format? Allah sonumuzu hayır etsin yani. Şu an biraz... Verdiniz mi bir karar? Ya bir karar vermedik aslında. Biraz daha bekliyoruz hani durumların sonucuna göre bakacağız yani. Ramazan bayramı sonrası başlarsak ligi bitirip yeni sezon hemen başlayabiliyoruz gibi duruyor. Ama eğer Ramazan bayramından sonrası da biraz uzarsa bizi çok zorlayabilir. O zaman farklı bir kararlar vermek zorunda kalabiliriz. Ulan tam ilk ikideyiz olanlara bak ya. Yemin ederim dünya ters gerçekten dedim. Gerçekten ya ulan. Tam da Dilaver şey Hoca'yı artık iyice utandıracağız. Şey her hafta diyor ki Daltan'ın gerçek yüzünü bu hafta göreceğiz. Her hafta Gerçekten hocam ya bir ara hiç. Şey yapalım Barbaros. Yenilir bu hafta. Golden Angels'ı şampiyon ilan edelim. Abi bana olur. Daltonlu Angels olabilir.
çifte düğün, bir de maç yaparız. Kazanan da Süper Kupayı alır. Ya ben ayak tenisi yapmak istiyorum bu ekiple ya. Ayak harika tenisi olur. Kesin varım. Yani Aslı sana bir şey söyleyeyim mi? Aynen. Ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. Aslı ile Göksel olsun, biz seninle olalım. Hocam, düğümüz gün böyle bir panayır manayır gibi bir şey yapalım ya. O kadar güvensizim. Heyecan, ben şey sıraçlı yapalım olmak istiyorum. Ben sıraçlı olacağım. Tamam, ben orada zaman birbirimizi yeriz artık. Bundan sıracın haberi var mı? Onu bir sormam lazım. Hakikaten Dilaver hocam, bir gün dönebilirsek futbol işine bir festival gibi bir şey mi yapsak ya? Çok güzel şeyler yapılacak. İnşallah bu şeyler bir geçsin de. Yani Ersin hocamların da bu konuda ciddi düşünceleri var. İnşallah böyle bu kötü günler geçerse gerçekten çok keyifli şeyler yapacağız hep beraber. İnşallah hocam, özledik vallahi ya. Gerçekten hani tamam iyi ki. Barbaros zor tutuyoruz evde ya. Bana geldiler. Vallahi geldiler. Duvarlara kafa atmaya başlayacak yakında. Ben çok fenayım. Kıvılcım çıkaracağım kafamdan yani. Hani hiç iyi gelmedi bana bu artık. Dayanamıyorum futbolsuzluğa. Hocam. Allah, ben de çok özledim ya. Şey soracağım. Golden Angels'ın şeyini izlediniz mi? Final maçını, şampiyonluk maçını. Ben biraz seyrettim. Ben askerdeydim. Sıraç için izledim. O askerdeydi. Söz vermiş. Ben eve döner dönmez izledim maçı. Daha baktım yani çabucak tokat şey yaptılar. Aman diyeyim Barbaros. Barbaros. Ben biraz açık sözlü biriyimdir de. Hani beklediğim kadar heyecana sahne olmadı. Rakip eksikti. Bizim avantajımız oldu. Rakibin zaten önemli olduğu yoktu. Niye yoktu ya? Bir insan o maçı nasıl kaçırır? Yani şey, iş yerinden dolayı, çünkü gitmesi gereken bir seminer vardı mecburiyetten. Hı. Yoksa en iyi oyuncular daha sert geçerdi. Yine alırdık ama daha bir keyifli geçerdi. Bence de alırdınız. Tabii ben şu anda öyle gideyim. Biz final atmosferini biraz diye finalde istedik ya. Sizin takım güçlü ya. İyi yani. Özellikle Aslı'nın geri gelmesi falan iyi. Siz bir tane stoperde bir abla vardı ilk sene. Siyah formalı takımda oynuyordu. O kim acaba? Böyle kemik bitti ama. Burcu abla. Burcu abla. Yaşı büyüktü. O hani bilmiyorum 30 yaş civarı herhalde. Ama tam bir şey, kemik kıran hocam. Al bizim takıma koy, stoper oynasın. Hani hiç sana bir şey söyleyeyim mi? Baranı aratmaz. Dal gibi kaldı, dal. Hadi canım. Vallahi dal. Niye öyle çok yaptı ya? Ne yapsın? Abi öyle iyiydi. Çelik gibiydi ya. Ben korkuyordum onu izlerken. Tekmeye kafa sokuyor falan. Müthişti yani. Ben sana söyleyeyim mi? Erkek liginde öyle oyuncu az. Çoğu kaçıyor şeyden. Ayak kalktı mı falan. O giriyordu böyle. Uçarak evet falan. Şimdi gelecek sene Angels'a güzel transferler olacak ya. Geliştiriyorsun. Hocam peki şey, işi ileri götürmece var mı? Kadınlar liginde. Farkı da işte. Ben ya. Sıraç trip attı. Var herhalde öyle bir şey. Yok yok. Yurt dışı programı vardı. Ama maalesef şey yapamadık. Yani zaten takımın bu hale gelmesi tamamen işte Golden League'in yurt dışı organizasyonuyla bağlantılıydı. O motivasyon oyuncuların tamamını motive etti. Önce bana inanmadılar. Sonra ben beni biraz tanıdıkça inandılar ve bu inanmanın sonunda da zaten oyuncuların maçlara gelmesi, fedakarlık yaparak gelmesi, maçtan çıkarak gelmesi yani bizi şampiyon yaptı. Yurt dışı planı vardı takımla alakalı ama malum bu süreçten sonra şimdilik yapamıyoruz. Evet, tabii. İnşallah ileride hep beraber gideceğiz. Ama var yani değil mi böyle plan? Hani bir işi ileri götürmeyi düşünüyorsunuz. Çünkü bu takıma burası küçük gelmeye başladı bence. Şimdi şöyle, hani normalde şöyle, şimdi biz takım hazırlandıktan sonra işte soyunma odasında taktik konuşmayı falan yapıyoruz. Ben çıkıyoruz ondan sonra sahaya, bir bakıyorum sıraç takımı toplamış. Ayrıca taktik veriyor. Soyunma odasında hocanın söylediklerini unutun, siz benim söylediklerimi yapın falan gibi. Ayrı ayrı konuşuyoruz. Zaten öyledir hocam. Allah'ım. Evet, program bitmek üzere. Ersin hocamı bekledim, o düştü sanıyorum. Şu anda burada yok. Katılımlar evet, için kopmuş olabilir. Son sözlerinizi alalım, ondan sonra da veda edelim. Önce hanımlar söylesin ya, onlar ev sahibi bu yayında. Evet, Sıraç moderatör. Üstü falan değil mi? Ay, ya sen şeye takılma sen. Teknik teori şeylere takılma fazla.
Sen beni anladın. Hocam buraları kes. Valla direkt yayınlayacağız. Hiç kesme falan yok. Kusura bakmayın. Kes hocam, benim bunu annem izler. Annem. Sakla sakla izlemesin annem. Evet, sen ilk kısmını izletirsin. Bu arada size kısa bir pardon. Bir dakika. Sonra da son sözlerini alacağım. Programı kapatacağız. Pardon. Evet. Evet. Bunları iyi yiyorsun sen yine ya. Ya bu video çok iyi ya. Son sözlerinizi alabiliriz bu video eşliğinde. Son sözlerinizi alalım, sonra veda edelim. Sırat, senden başlayalım. Birazdan biraz başlık atletmeyecekmiş ya gibi. Vallahi hiçbir şey diyesim gelmiyor hocam. Resim ortada zaten. Vallahi ben değil hocam. Ben ligde sevmediğim insanlar dahil herkesi çok özledim. Onları sevmemeyi, of! Onları sevmemeyi bile özledim. Açıkçası. O yüzden artık başlasın diyorum. Ligler başladıktan sonra da son derece naif bir insan olmaya karar verdim. İnanmayın, inanmayın. Ya bir şey söyleyeyim mi? Vallahi çok fena durumdayım. Yani acayip özledim. Ne diyeyim maksimum yani? 5 dakika veriyorum onun için. Göksel, biz sana inandıysak... Abi bak şuna bak. Bak kaleci pas atacak Aslı, gol atacak Sıraç. Bitti abi. Olay bu. Evet. O bu kadar basit aslında. Atan tutan meselesi. Zaten üçü ödüllerle yan yana. O zaman çıkmayalım. Sadece öyle söyledim. Aa hayır. Bak bir şey söyleyeceğim. Benim bak benim... Sen ne demek istiyorsun Barbaros? Sen niye harcadın şimdi? Bir dakika. Bak benim bir tane böyle asist krallığım var. Bir tane de MVP ödülüm var. Bunun dışında ben 10 yıldır bu liglerde top oynuyorum. Bir tane bireysel ödülüm yok. Ama bu beni kötü oyuncu yapmıyor. Yani takımda özel yetenekli oyuncuların bir şeyler yapabilmesi için, hocam beni iyi dinlesin, Dilaver hocam dediğimi daha da iyi anlar belki. Takımda özel yetenekli oyuncuların yeteneklerinin ön plana çıkabilmesi için aradaki işçilerin işlerini çok iyi yapması gerekiyor. Yani bir fabrika sahibinin zengin olabilmesi için birinci olay en iyi işçileri seçmesidir. İşçi olmak kötü bir şey değil. Asıl işi onlar yapıyor. Ama bu oyun bir takım oyunu. Yani özel yetenekli arkadaşını öne çıkarmak senin görevin. Bak ben, bizim takımda yerler şöyle değişiyor. Göksel kritik bir mevki olduğu zaman beni yazıyor. Ben kendi rolümle mutluyum. Ne asist kralı oluyorum, ne gol kralı oluyorum, ne her sene lig karmasındayım ama ne kadar becerikli biri olduğumu biliyorum. Kimsenin söylemesine ihtiyacım yok. Fakat ben bunu niye yapıyorum? Benim kalecim çok iyi. İşte Baran'ın fizik gücü çok iyi. Ön tarafta Cihan çok yetenekli. Bunların öne çıkabilmesi için benim işimi kusursuz yapmam gerekiyor. Takımı sahada tutmam gerekiyor ki yeri geldiğinde bu adamlar işi bitirsin. Yanlış mı Dilaver hocam? Şimdi doğru söylüyorsun. Çok doğru ama eksik olan bir kısım var sanıyorum Barbaro. Bir katkı anlamında söyleyeyim. Rami'yi izlemedin sanıyorum. Rami gerçekten... İzlemedim henüz. Evet. Rami izlersen fikrim bir tık daha değişebilir. Çok ekstra bir oyuncu. Hem fiziksel anlamdaki yani bir defa fiziksel anlamda çok güçlü. Şutları çok etkili. Topla avler ve verkaçları çok etkili. Yani o da takımın as oyuncularından bir tanesi. Yani Rami yok sadece... ben zaten hocam bu bir takım oyunu. Yani as yedek ben öyle ayırmam. Bir de yok. Ben Rami izlemediğim için fazla belki de o özel yetenekli oyuncular öyle. Öyle evet. O klasmanda onu bilemem. Sorun değil, görüşürüz oyunda. Peki. Ben seni daha izlemedim. O yüzden izlediğimle ilgili yorum yapıyorum. Yanlış anlama beni. Peki. Rami'nin bize net golü var ya. Sadece oyunda görüşürüz o zaman. Tamam, ayak tenisine seni de çağıracağım. Seni de tamam. Rami'ye de bir partner bulalım. Hocam sen de ol. Sen de Rami'yle. Ya ben mümkünse ayakla ilgili bir spor yapmıyorum. Elle ilgili bir şey varsa. Sen elle at hocam. Evet, öyle yapacağım. Evet arkadaşlar, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Barbaros, Göksel, yani programa katılarak keyif kattınız. Özellikle biz gurur duyduk, sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz size de, ve Sıraç Kaptan'a çok teşekkür ediyorum. Hepinizin ayaklarına, yüreklerine sağlık. İnşallah ilk fırsatta sahada ve birebir görüşmek üzere. İnşallah. İnşallah sahada. Sahada görüşelim. İnşallah, hoşçakalın.
Görüşürüz. Hepinize teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz topçular. Thank you.